Acaba yanlış mı? Dostum, her insan çift cinsiyetlidir zaten, insanoğlu. Yani insanın şöyle yarısı erkek, yarısı kadın. Yani Adem ve Havva dediğimiz insanın kendisidir zaten. Halife dediğimiz de insanın kendisidir. Halife sizsiniz. Siz burada halifeliğinizi bulmaya geldiniz. Gidip işte uzaya çıkıp aya çıkmaya değil. Uzay ve zaman zaten sizde dürülü. Uzayı ve zamanı var eden sizsiniz. Siz zaman yok derseniz zaman diye bir şey kalmaz. Bilim insanları desin ki zaman diye bir şey yok. Kaldırdık. 24 saatte yok. Ne kaldı geriye? Şimdi kaldı. E zaten şimdi var ki. Anlatabiliyor muyum? İlim bir noktaydı. Cahiller çoğaltmış yani. Hepsi bu. İndir. O ilmi teke indir. İndirecek yürek varsa. E bugün tabii biz anlaşılmayı zaten beklemiyoruz. Böyle kimsenin kırmızı halılarla bizi karşılamasını da beklemiyoruz ki hiçbir uyanmış zaten halıyla karşılanmamış. Elinde sopalarla karşılanmış. Küfürlerle, hakaretlerle olsun. Başımız gözümüz üstüne. Aynen Meltem kardeşim. Bitsin artık. Hicran Doğan, teşekkürler. Bak gül cemalin diyorsun. O zaman senin de gülsün cemalin. Vallahi senin bu cemal sizin. İster beğenin, ister beğenmeyin. Sizindir vallahi. İstesen de ki yok ya Ali Demir sen ayrısın. Ayrı değilim. Bana diyor ki ben sana geleceğim. Ben de diyorum ki bana gelme. Kendine gel. Sen kendine geldiğinde benim senin kalbinde misafir olduğumu göreceksin zaten. Ben senin evine çoktan geldim de sen benim sesimi duymadın. Sen beni başka yerlerde aradın. Kapı kapı gezdin. Ama ben sana sesleniyorum yine ta gönlünün içinden. Korkma. Ben seninleyim her zaman. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Acılarınla, dertlerinle, sana yapılan ihanetlerle hepsinde seninle birlikteydim ben. Çünkü ben de seninle birlikte çektim onları. Ben de seninle birlikte ihanete uğradım. Ben de seninle birlikte darbeler yedim. Sizin orada tırnağınız kanasa, ben de burada başka bir yerimde başka bir yara çıkar. Anlatabiliyor muyum? Toprak değil mi yeryüzü? Bak toprak değil mi toprak? Yeryüzü değil mi? Bak çatlamış topraklar görüyor musun? Bak yeryüzü çatlamış bak toprak. Yeryüzünde kıyamet kopacak. Cennet yeryüzünde kurulmayacak mı? Yurtta sulh, cihanda sulh olmayacak mı? Sen bunları dışarıdaki bir yurt, dışarıdaki bir sulh mu zannettin? Hani muhtaç olduğumuz kudret vardı ya, damarlarımızdaki kanda mevcuttu ya, hani ben kuluma şah damarından yakınım derdi ya, hani ete kemiğe bürünen Yunus olarak görünen vardı ya, hani neyi arıyorsan o sensin vardı ya, hani sağı solu gözlerdim dost yüzünü görsem diye, ben taşrada ararken ocağın içinde cananmış vardı ya, hani Ali Demir Evrensel var diye etten kemikten de sıyrıldım artık, kuantum oldum göründüm diyen vardı ya. E sen bunları nerede ararsın? Kendinde ara. Kendinde. Kalbinin içinden konuşuyorum. Kalbinin ta içinde. Musa gibi sen de bizi kovma. Yürü git ben başka bir şey bekliyordum. Ne bekliyordun? Işıkla gelecek. Ben geldim. E zaten ışık. Foton. Nur geldi. Büyük resme bakalım, büyük resme. Eşyanın hakikati neydi? Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster diyen bir Muhammed yok muydu? Bugün anlıyoruz ki eşyanın hakikati kuantum boyutundan alan böyle baktığınız zaman her şeye titreşim çıkıyor. Bak foton, 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 foton. Hepsi. An içinde anlar. Titreşiyoruz.
O titreşme anında da bak bu sesler çıkıyor işte. Her şey titreşimdir ve her şey sestir, frekanstır. Abi Alevi misin? Yok. Ne Sünniyim, ne Aleviyim, ne Yahudiyim, ne Müslümanım, ne kafirim. İnsanım sadece. Bir tane dinim var. Din diyorsan ona, o da vicdanımdır. Sana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma diyor bana vicdanım. Başka da kimseyi dinlemiyorum zaten. Başka kimsenin kitabını okumuyorum. Başka kimsenin peşinde değilim. Başka... Ama ismin de yok kardeşim. Hani ne olduğu belli değil. Yine de söyleyeyim. Bence benim Alevi, Sünni, şu Caferi, Şii, şu bu olmamın ötesinde yani önemli değil benim Alevi olmam. Bence anlatmış olduğum ilmi al, onu değerlendir, o ilimden faydalan. Memleketin neresi? Bunlar önemli şeyler değil. Kimsenin ne dedik? Din, dil, ırk, cinsiyet ayırt etmeden kim var? Bir insan. Sohbetim hoşuna gidiyor mu? Dinle. Hoşuna gitmiyor mu? Pat hemen çık. Anlatabiliyor muyum? A kardeşim. Yani isim yazmadığım için A çıkıyor orada. Başka da bir şey diyemiyorum. Yani bence bunlarla ilgilensek daha iyi. Yayın dondu. Düzelttik çok şükür. Mezhep yok. Evrensel dinler üstü hakikat öğretisi. Kesinlikle. Amacımız insanların zaten bundan kurtulması. Alevi. Ali'nin yolundan gider. Ben Ali'nin kendisiyim zaten. Alevi olmama gerek yok ki. İnsan bilirse insan dinin kendisidir zaten. Dinin kendisi insandır. Din de yaşam demektir zaten. Hayat demektir. Yani insan. Vallahi Zülfikar arkamda. Şimdi Zülfikar'ımız elimizde. Ne yazıyor burada? Şu Zülfikar'ın sahibi bir gün gelecek, mecazen Zülfikar'ını alacak ve Türkiye'den başlayarak bütün yeryüzüne gerçek Muhammed'in öğretisini yayacak ve o Livaul Ham sancağı dediği sancağı da bütün yeryüzüne bu şekilde dikecek. Bayrak neydi? Bayrak Türk ve Kürtlerin kanından oluşan ay yıldız bayrağı bir de güneşin eklenmesiydi. Güneş, ay ve yıldız. O bizim ay yıldız bayrağımız o olacak. Ve hepimizin bayrağı. Merak etmeyin. Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkes, Afgan ayrımının bittiği günler çok yakın. Merak etmeyin. Neden biliyor musunuz? Zülfikar'ın sahibi yeryüzüne gönderildi. Ona selam olsun. Ne mutlu ona kardeş olanlara, ne mutlu onun safında olanlara ve ne mutlu safları sıklaştıranlara. Öyle namazdaki safları sıklaştırmak gibi değil. Safları bugün sıklaştırmalıyız. Bugün, şimdi. Birlik, şuuruna ererek ve bir olarak. Anlatabiliyor muyum? Salat, desteklemek. Herkes kendine Müslüman değil. Gemiyi kurtaran kaptan değil. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın değil. Ben de diyebilirim onu. Ben niye yıllardır anama, dinime, her şeyime söndürüyorum o zaman? Sen benden daha zeki değilsin. Benim de aklım var. Bana ne ya, millet ne yaparsa yapsın demesini ben de biliyorum. İşte böyle. Zülfikar'ı kınına yerleştirdik. Bakıyorum sorusu olan var mı?
Güzel insanlar, buraya gelip sabırla, edeple, efendi bir şekilde, gönülle dinleyen kardeşlerimiz insanca soru sorabilirler. Güzel soruları sorun, bilmediklerinizi sorun, bildiğimiz kadarıyla cevaplayalım. Ama burada ahkam kesmeye, küfretmeye, hakaret etmeye gelenler olduğu zaman hiç böyle gözümüze çarpmadan canlarım, direkt bir tuşla çıkarın ki konsantremizi bozmasınlar. Çünkü onlara vermiş olduğumuz emek size hakaret olur. Neden? Önemli olan sizsiniz. İblis bilinci olup gelip saldıranlar değil. Erdal Şahin. Aynen dostum. Küfrün içinde bulduk imanı. Mecnun olmadan olmuyor değil mi? Allah'ı tanımak için sayın abim. Vallahi olmuyor be kardeşim. Şu akıldan çıkmadıkça olmuyor bu işler. Olmuyor. Her şey akılla olmuyor. Olmuyor. Beş duyurganın üstünde bir de insanda sezgi vardır. Sezgi. Yani kalp gözü dedikleri, üçüncü göz dedikleri o var. İşte uyandığımızda o açılıyor insanda. O açıldıktan sonra da zaten neyin ne olduğunu, oyunun ne olduğunu görüyorsunuz. Zihinle gelene ey can gönülle gel der. Gel, gönülle gel bedava. Ama zihinle geldiğin zaman sen bana hakaret ettiğin zaman bumerang etkisi yapar. Sana gider geri. Yazık günah, sana günah yani. Çünkü ben küfürü yersem ben yine rahatım. Çünkü ben mazlum olmuş oluyorum, sen zalimlik yapmış oluyorsun. Ama şu yayın bittikten sonra rahat uyuyamazsın. Neden? Ektiğini biçeceksin kardeşim. Tohum gül at, gül çıkar. Ama taş atarsan ayna misali taş sana gelecek. Necla İnegün 22, desteğin için teşekkür ediyorum. Güzel insan. Tamam, ses netse güzel. Özüm sen kaç dakika olmuş derken biz sabahlar olmasın diyoruz. Bırakmak istemiyoruz seni. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Canı gönülden de biliyorum öyle düşündüğünüz. Ha, dilim de dönmüyor. Ali abi en derin hakikatleri cömertçe aktarıyor. Telegram sohbetlerinde, bireysel görüşmelerinde. Ya şu sohbet var ya, şu anki sohbet. Bir insan şu anki sohbeti dinlesin. Zaten uyanır ki. Anlar, oyunu çözmüş olur. Ondan sonra kıyam dönemini bekler, dirilişini bekler. Ne kadar ilim öğrenirseniz öğrenin, bir öğretmene ihtiyacınız var. Var. Ya bir tamirci bile çıraklık yapmadan usta olabilmiş mi? Bir çocuk anaokuluna gitmeden üniversiteye gidebilmiş mi? Ya her insanın bir çıraklık eğitimi olacak. Hiç ego yapmaya gerek yok, hiç kibir yapmaya gerek yok. Bu kim ki bunlar, kim ki ben bunlara hocam diyeyim, abi diyeyim, dinleyeyim. Ya ki o kişilerin size hocam demişsiniz, dememişsiniz, işin orasında değiller ki. Ama bu hakikat ilmi kişinin makamına, mertebesine, parasına, şuyuna bakmaz. Kişi bilmiyorsa bilmiyordur. Hiç zorlamaya gerek yok. Hiç egoya da gerek yok. Öğrenin, araştırın, sorgulayın ama sonra kendinize bir arifi billah, insanı kamil bulun. Ama sizi size çağırsın. Gel öp. Yok. Öyle yapanlara gitmeyin. Gel şu tarikatıma. Gitmeyin kimsenin tarikatına. Çünkü gerçek uyanmış bir bilincin tarikatı olmaz. Cemaati olmaz. Ha. Okulu olabilir. Bilimsel kanıtlarla çocukları eğitebilir. Ve onun bir dini, bir ideolojisi, bir mezhebi, ırkçılığı, Kürtçülüğü, Türkçülüğü yoktur. Asla. Arif'in dini olmaz. Arif hiçbir dinle kayıtlı olmaz. Bu dini, bu sohbeti dinleyen bazı şeriat bilincindeki kardeşlerim küfür edecekler. Onu da biliyorum. Ama onlara da şunu söylüyorum. Ey benim güzel canım, ey güzel kardeşim. Vallahi senin için de konuşuyorum. Senin şu an bulunmuş olduğun şeriat bilinci 1400 seneden beri ilkokulu. Daha bunun tarikatı var, hakikati var, marifeti var. Sen marifete erince, şöyle geçmişine bakınca kendine güleceksin. Ya Ali Demir çıktı ben ona küfür ediyordum. Bak bugün Ali Demir'in durumuna düştüm. Ya bizim de diyor ya bir Allah dostu, eskiden bizi görenler sıddık derlerdi. Son halimizi görenler zındık demeye başladılar. İşte mesele bu.
Teşekkürler. İyi ki siz de doğdunuz. Allah razı olsun. Doğum günümüzü kutlayanlara. Zahit Kutlu kardeşim, Son Çare iki grubuna hoş geldiniz. Şimdi benim burada şeyde YouTube'da benim orada kanallarım var. Yani video burada yayınlamadığım videoları orada yayınlıyorum. Onları izleyebilmek için de oraya abone olmanız lazım. YouTube'da abonelik, yani kayıt olmanız lazım o videoları izlemeniz için. Çünkü gizli videolar. O yüzden yani bazı insanlar kaldıramadığı için, birçoğu hatta insanları kaldıramadığı için onları gizledim. Sadece üye olanlar girebilir o gruba. Oraya girmeyen de her çarşamba Telegram'da sohbetimiz var. Gelip dinleyebilirsiniz. Eyvallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün misafirim de var. Değerli araştırmacı bir kardeşimiz. O da çok derin bilgilere sahip. Değerli Ümran Çiçen. Ümran kardeşimizden de abimizden de müsaade istedik. Dostlarımla bir yayın yapmak istiyorum. Sağ olsun müsaade etti. O da yan tarafta şu an bizi dinliyor. Ona da teşekkür ediyorum. Dinle yerine sağ ol. Eyvallah. Ben burada seni dinlerken zaten daha mutlu oluyorum. Evet. Bakın güzel insanlar ne diyor. İstesen biraz yaklaş. Ben burada dinlerken daha çok mutlu oluyorum zaten. Eminim seni dinleyen şu anda bu kadar değerli insan vardır. Onlar da benim yerimde olmak isterler. Ben buna eminim. Biraz da ben herhalde çok şanslıyım. Ümran dostumuzu da görün. Teşekkür ettim. Sağ Evet, olun, biz var teşekkür olun. ediyoruz. Güzel insan. Eyvallah. Ümran kardeşimizle burada yani bu Adana'da hemen hemen tek sohbet ettiğim kişilerden bir tanesidir yani. Bu bilgileri konuşuyoruz kendi aramızda, istişare ediyoruz. Yani bayağı sohbetlerimiz çok derin oluyor yani. Bugün de sağ olsun geldi. O bizi anlıyor, biz onu anlıyoruz. Ayrıca kendisi benim eniştem. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben değer verdiğim insanları sizinle tanıştırırım. Biliyorsunuz, değerli olmayan insanları tanıştırmam asla. Yazarbaz, hoş geldin. Değerli kardeşim, teşekkürler. Sağ ol. Az önce seninle yapmış olduğumuz eski yayını izliyordum Yazarbaz. Bak sen geldin. İnan onu izliyordum. Selma Boran, teşekkürler düşüncen için. Sembolümüz bu. İşaretimiz. Semra, heykeltıraş Semra. Eğer bir heykel yapacaksan da bu şekilde yapacaksın. Ya da bu şekilde. Şu şekilde. Olcay, eyvallah. Teşekkürler. Funda, desteğin için teşekkürler. Güzel insan. Kanalımıza katkı sunduğun için, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Her birinize. Yani bir tuşa basıp abone olup veya beğenen insana bile teşekkür ediyorum. Yani sağ olun, var olun. Bakın konuşuyoruz değil mi? Emin olun bunları yaşam koçlarından duyamazsınız. Spiritüel uzmanlardan duyamazsınız. Binlerce lira verirsiniz duyamazsınız. Siz de şu emeğe saygıdan dolayı bir beğeni, bir paylaşım veya bir abone olmayı çok görmezsiniz. Ki beğendiyseniz, ha beğenmediyseniz çıkabilirsiniz. Hiçbir sorun yok zaten. Biz yine konuşuruz. Kardeşlerim, 40 yıl öğretmenlik yaptık. Öğrencilerimizin din, dil, ırk ayrımını yaptık. Lütfen edepli olalım. Aynen. Selam olsun misafirinize. Teşekkür ederim. Biz edeple dinleyip enerjimizi alıyoruz. Özüm, hiçbir şey anlatmasan da biz senin nur cemalini görmek diye yetiyor. Ya durun, beni şişirme. Ben de diyeceğim herhalde, bende bir şey mi var? Nur mu var? De.
Eyvallah. Hoş geldiniz Ümran Bey, dostumuzun dostu. Biz de Ümran kardeşimize teşekkür ediyoruz. Selamlar. Emin Mamedoğlu demiş. Hoş geldi, sefa getirdi demiş icranımız. Dostumuzun dostu, bize de dost. Eyvallah. Ümran özüme selam. Eyvallah. Hoş geldin Ümran. Eyvallah. Misafirimize de selam olsun. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bak, görüyor musun? Bir tanıştırmak bile, bak, gönül almak ne kadar kolay değil mi? Yani şu dil var ya, aslandır diyor. Salı verirsen yer seni. Ama bak, bir tanışma, bak siz ona kaynaştınız, o size birbirinize bir tanışma oluyor değil mi? E bu kayda geçti. Bu asla unutulmaz ki. Değil mi? Asla unutulmaz. Hem Ümran dostumuz unutmaz, hem siz unutmazsınız. Eyvallah Dilek Turan. Ben bir dünya düşledim, içinde cennet olsun. Savaşlar bitsin artık, sınırlar kaldırılsın, dünyamız cennet olsun. Adı Muhammed olsun, adı Mustafa olsun. Aslında söyleyecek çok isim var. Adı Deniz olsun, adı Yılmaz olsun, adı Ahmet olsun. Adı Selahaddin Eyyubi olsun. Adı ne olmasın ki? Valla. Ne Fatih dedik? olsun. Dil, din, ırk ayrımı yok. Yazarbaz kardeşimiz de, o da çok değerli sözleri var, çok değerli klipleri var. Eğer kanalına abone olmadıysanız olabilirsiniz de. Bir tavsiye sadece. Gerçekten ben seviyorum kendilerini. Her ne kadar dışarıdan tanışmasam da o enerjisi bize yetiyor. Biz enerjiye bakıyoruz. Aynı şekilde Erkan abi de, Erkan Köylü Gündü. Onu da seviyorum. O da canımızdır. Serhan Korkut. Sana Diyarbakır'dan selamlar sevgili Ali dostum. Aleyküm selam güzel insan. Yolculuk seninle ne güzel gidiyor. Aynı ekmek şarap senle ben canımın canı. Zehra. Evdeki herkese selam ediyorum. Abimize de, annemize de ellerinden öpüyorum. Ben bir dünya düşledim. İçinde cennet olsun. Ben bir rüya dişledim. İçinde insan olsun. Adı Muhammed olsun. Adı Selahaddin olsun. Adı Mustafa olsun. Adı Mahmut olsun. Adı Kemal olsun. Adı Atatürk olsun. Adı Zülfikar'ın sahibi Ali olsun. Ahmet Dener. Kanalımıza vermiş olduğun destekten dolayı teşekkür ederim. Güzel insan. Sağ ol. Katkından dolayı. Evet. Ali arkada. Şey, Zülfikar'ımız. Ey nefsim, seni sen yapan benim, beni de ben yapan sensin ya. Yola gel, beraber gidelim ya da yoldan çekil, ben Hakk'a gideyim. Emila, sen zaten Hakk'ın kendisisin, sen zaten Hakk'a gelmişsin de. Sen o Hakk'ı nerede ararsın? Sen Hakk'ın içindesin zaten. Ah be abim ya, Rasim Eren, Eren Pro. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah. Eyvallah güzel insan. Rasim, teşekkürler. Eski yayınlarımız nerede? Uzun aralar verdik değil mi? Daha önce 3 günde bir YouTube'da yayın yapıyordum. Maşallah geliyordu 250 kişi, 300 kişi, 350 kişi, 400 kişi. Sonradan tabii ara verince insanlar tabii hani hiç yapmayacağımızı düşünmüş olabilirler. Ama bugün gene iyiyim. Yine 164 tane canımız geldi yani. Demek ki ara sıra yayın yapınca insanlar farkında oluyor. Bildirimlerinizi açın. Yani sohbet yapıldığında en azından size bildirim gelir. Normalde
Bakın bunların birçoğunu bireysel görüşmelerde, gizli sohbetlerde konuşuyoruz. Ama bakın ben buradan aşikar konuşuyorum size. Vallahi sizin için. Size faydası olsun diye. Hiçbir yaşam koçu size böyle anlatmaz. Gel, gel, gel bana. Peşinden koşturur. Daha nasıl anlatsın Ali Demir Evrensel? Kazanımı mı yırtayım, ne yapayım, daha nasıl size anlatayım? Kurban olduklarım. Bizde zahirde görmüş olduğunuz ne din kaldı ne iman kaldı. Ama zahirde gördükleriniz ne kaldı? Muhammed'in gönlüne indirilen, Ali'nin gönlüne indirilen kaldı. Yani beynin altındaki nokta kaldı. Ey insan, biz kim olduğumuzu biliyoruz ve kim olmadığımızı da biliyoruz. Kim ne derse desin. Dünyanın en büyük bilim adamı, dünyanın en büyük ateisti, deisti, panteisti, satanisti ne derse desin. Allah yok desin. Biz ondan Allah yok diyenin de kim olduğunu biliyoruz. Evrim desin, şu desin. Biz sadece gülümseyerek onlara bakıyoruz. Gülümseyerek. Hala evrimde takılmış. Yok dünya 13,5 milyar yıl, evren 13,5 milyar yıl önce yaratılmış da falan da filan da. Ne bilsin ki dünya içinde dünya olduğunu, evren içinde evren olduğunu, insan içinde insan olduğunu matruşkalar gibi, paralel evrenlerin içinde yaşadığımızı ve bütün şu an burada 150 tane paralel evrenin şu an birbirine geçiş yapıp bu sohbeti dinlediğini ne bilsin evrimciler? Bilim adamları ne bilsin bunu? Hala atomu parçalıyor da boşluğa gelmiş. İnsana gel, insana. Sen bu insana bir gel. Uzayın, zamanın ve zamansızlığın her şeyin insanın içinde olup bittiğini bil. Her insan kendi dünyasında yaşıyor. Başka dışarıda bir şey yok. Yok. Yalnızlar yalnızıdır insan. Tek başınızasınız. Vallahi tek başınızasınız. Biz o yalnızlığınıza geldik. Sıkıldığınız için. Hayatınıza girdik. Hayatınızın cennete dönmesi için. Ateşinize su dökmek için. Ben senin için geliyorum. Sen bana küfrediyorsun. Ben senin için geliyorum. Sana gül veriyorum. Sen bana tokat atıyorsun. Ben sana sarılmak istiyorum diyorum. Gel bak sıkılıyorsun. Sen diyorsun ki yürü git. Rüyandakiyle kavga ediyorsun. Ne zaman barışacaksın kendinle? Mümin, müminin aynasıydı. Sen ne zaman göreceksin bunu? Benden konuşanın da sen olduğunu. 8,5 milyar insana büründüğünü ne zaman öğreneceksin? Kuştan, çiçekten, böcekten o gözlerinden bakanın sen olduğunu. Şu saksılardaki çiçeklerin sen olduğunu, şu an konuşanın sen olduğunu, şu an izleyenin sen olduğunu, şu an içinden bu deli de kim diyenin sen olduğunu, şu an hakaret edenin de sen olduğunu, şu an hakaret edene karşılık verenin de sen olduğunu ne zaman bileceksin? Ne zaman makamdan, mertebeden geçeceğiz? Ne zaman bunun takipçisi çok, bunun takipçisi az, işte bu daha düşüktür diye demekten vazgeçeceğiz? Ne zaman bunu profesör değil ya bunun öğrencileri az demekten vazgeçeceğiz? Ne zaman şu şekil perestlikten kurtulacağız? Ne zaman ye kürküm ye demekten kurtulacağız? Ne zaman? O Allah senin şah damarından yakın. Benimki şeytan mı? Seni nurundan var etti. Bizi ateşten mi var etti? Hı? Senin yüzün hepsi nursa bizimki de nur. Hem de nur ala nur. Sen de öylesin. Ne zaman göreceğiz nur oluşumuzu ve ne zaman göreceğiz gül oluşumuzu ve ne zaman göreceğiz aşk oluşumuzu ve ne zaman göreceğiz aşkın sahibi oluşumuzu ve ne zaman göreceğiz Züleyha'nın Yusuf'u oluşumuzu ve ne zaman göreceğiz Züleyha'daki Yusuf oluşumuzu? Ve ne zaman göreceğiz ilmin kapısı Ali olduğumuzu ve ne zaman göreceğiz ilmin şehri Muhammed oluşumuzu. Daha nasıl anlatsın Ali Demir'e enkarne olmuş olan Muhammedi bilinci?
Varsa daha güzel anlatan, dinleyelim, onu da dinleyelim. Hep beraber. Adını söyleyin, ben gidip dinleyeyim. Muhammed'in üstünde, bu bilincin üstünde hakikati anlatan bu dünyada doğmuşsa, gelmişse, hadi hep beraber gidelim. Sadece kendini putlaştıran insanlar var. Sadece ben, ben yarattım her şeyi, ben varım diyenler var. Ama biz diyenler çok az. İşte biz diyenleriz. Biz oluş, birlik oluş. Biz bunun için buradayız. Gariban gözükebiliriz değil mi? Normal halk işte, ya senden benden biri gibi gözükebiliriz. Ve öyleyiz de. Bu bir küçüklük değildir bizim için. Hatta gururdur. Makamlarda, mertebelerde kibir içinde yüzmektense gariban bir Ali Demir olurum. Barakadan anlatırım size hakikati. Yazarbaz, şair, yazarbaz kardeşimin bir dörtlüğünü size okumak istiyorum. Yazarbaz kardeşim, ekran kaydı da alabilirsin istersen. Ya da bizim kardeşlerimizden birileri de ekran kaydı alabilir. Yedek telefonları varsa. Sanatkarın sanatına olmamış diyordum. Yokluğun sırlarına varınca kül oldum. Gülünden yazı yazan ben değilsem kim? Çıplaklığın ikisi yoktur. Bilin, şahit oldum. Yazarbaz, teşekkür ederiz. Huzur ne olduğunu göreceksiniz. Sohbet, sohbet, sohbet. Tek ilaç sohbettir. Tek olumlama sohbettir. Bilinçaltı temizliği sohbettir. Yoga, meditasyon sohbettir, namaz sohbettir, salat sohbettir, miraç sohbettir, nirvana sohbettir, hak sohbettir, Ali sohbettir, Muhammed sohbettir, İsa sohbettir, bilinç sohbettir, güzellik sohbettir. Sohbet ne değildir ki? Sohbet insanı insan yapar. Sohbet en büyük ibadettir. Sohbet insanı kendinden doğurandır. Sohbet, insanın kendini iki eliyle yaratması demektir sohbet. O yüzden her zaman derim, muhabbet, 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 sohbet, sohbet, sohbet. Hiç kimse bizden üstün değildir. Bize alıp böyle şu olumlamayı yap, bunu yap diyecek kadar. Kim ki onlar? Onlar bir hiçtir. Size değer veren, size kıymet veren, sizi yüceltendir Muhammed'i bilinç. Ve size der ki, o aşk sizde, o gizli hazine sizde. Siz kimsenin kulu, kölesi değilsiniz. Kimseye de kul, köle olamazsınız. Size ancak dost olunabilir. Sizin olur arkadaşınız olur. Sizin bir kardeşiniz olur. Sizin bir sırdaşınız olabilir. Ama sizin patronunuz, sizin bir şeyiniz olamaz. Siz bizim sohbetlerimize gelip bilgi öğreniyorsunuz. Neden? Ben kimseden üstün olduğundan değil. Naçizane bir şeyler biliyorsam da aktarıyorum. Bu ama bu ilmin yolu yaşla başla alakalı değildir. O yüzden edeple, efendice gelirsen hakikat ilmi sana ulaşır, gelir, seni sana getirir. Ama sırtında kitaplarla, egoyla, makamla, mertebenle, paranla gelirsen Ali Demir'den hiçbir şey alamazsın. Bir Ali var, bir de Ali'nin içinde bir Ali var. Heh, Ali yalnız değil yani. Senin her zerreni kuşatmış olan bir Ali var. Yatarken seninle olan bir Ali var. O Ali görmez mi senin yaptığın hizmeti, yapmadığın hizmeti, verdiğin bedeli, ödemediğin bedeli, ödediğin bedeli görmez mi ya? Şah damarından yakın olan Ali'yi aynaya bakıp göremez misin? Güzel insanlar.